Sevgili seyirciler, koronavirüs vakalarında artış hızı yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya mıyız sorularını da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü hatırlatma dozu tavsiyesinde bulundu. Özellikle bayram ziyaretlerine dikkat çeken uzmanlarsa maske takılması konusunda uyarıyor. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Maskeler kalktı, tedbirler geride kaldı. Ancak vaka sayıları zirve yaptı. Dünyada yeni vaka görülme oranı %80 arttı. Türkiye'de de son 3 haftada 5 kat artış yaşandı. Pandemi alarmı yeniden verildi. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Karahan da özellikle bayram ziyaretlerinde maske takılması konusunda kritik uyarılarda bulundu. Covid vakalarının son zamanlarda yine bütün dünya genelinde bir artış var. Sanki 6. dalga geliyor gibi. Ülkemizde de Covid vakalarında artış var. Onun için lütfen kalabalık yerlerde, otobüslerde, trenlerde mutlaka maske takmanızı öneriyorum ben. Çünkü maske bu hastalığın bulaşmasını en büyük engel. Bayram ziyaretlerinde mümkün olduğu kadar kalabalıklardan korona enfeksiyonu için kaçınmamız gerekli. Sağlık dernekleri de uyarılarda bulundu. Türk Tabipleri Birliği, Türk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Türk Toraks Derneği ortak açıklama yaptı. Pandeminin bitmediği uyarısı yinelendi. Yeni bir dalganın hızlanarak tırmandığı söylendi. Omikron'un alt varyantlarının daha çok bulaşıcı olduğunu belirten sağlık dernekleri, HES kodunun da tekrar geri gelmesi tavsiyesinde bulundu. Koronavirüs vakaları son 2 haftadır tırmanışta. Tehlike çanları çalıyor sevgili seyirciler. Bilim kurulu üyeleri konuştu. Hastanelerde henüz bir yoğunluk yok ama pandemi servislerinin yeniden açılması için hazırlıklar yapılıyor. Bazı risk grubunda yer alan kişilerin kendine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Sonbaharda bekleniyordu ancak vaka sayıları erken yükselişe geçti. Hastaların sayısı son 3 haftada 5 kat arttı. Avrupa'da da durum pek farklı değil. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz henüz hastanelerde yoğunluk yok dedi. Vaka sayılarında son dönemde bir artış var ama bu şu an için hastane yüküne yansımış durumda değil. Bilim Kurulu'nun bir başka üyesi Profesör Doktor Alper Şener Yeni Şafak gazetesine konuştu. Vakaların nedeni bağışıklık yelpazesinin daralmış olması. Aşılanma ve bağışık hasta grubu oranı düşüyor. Aşılamanın üstünden aylar geçti. Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor. Küçük çocuklarda da pozitif vakalar arttı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde görev yapan Şener, kendi hastanesindeki hazırlıklara yönelik de bilgi verdi. Kapanan koronavirüs servislerinin yeniden açılmasına yönelik çalışma yapıldığını söyledi. Görevli sağlık personellerinin de çalışma sistemine dönük planlamaların tamamlandığını vurguladı. Yatan hasta hizmeti veren diğer hastanelerde de hazırlıkların yapıldığını işaret ettim.